Kuday tutsaklığın ilk gününden beri gecikmeli tedavi, yanlış teşhis, kelepçeli muayeneden tüm tedavi haklarının engellenmesine kadar türlü işkenceler ve hak ihlallerine maruz kalmıştı. 2014 yılında tutuklanan Kuday'a Aralık 2021 tarihinde ALS teşhisi konuldu. Ocak 2022 tarihinden itibaren ise tedavisini takip ve tedavi amacıyla Metris R tipi kapalı cezaevine götürüldü. Metris R tipi kapalı cezaevine götürdüğü günden şu ana vefatına kadar ki sürece kadar sadece ALS hastalığı değil, birçok farklı hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Bir süre sonra hastalıkların ilerlemesiyle beraber yatalak duruma düşerek yaşamını tek başına idare edemez hale geldi. Kuday için Tekirdağ Doktor İsmail Fethi Cumalı Şehir Hastanesi'nde 1 Aralık 2021 tarihli sağlık kurulu raporunda tek başına yaşamını idare ettiremeyeceği, ağır hasta olduğu, sürekli hastalık kapsamında kalan sakatlık haline istinaden 6 aylık infazının geriye bırakılması raporu düzenlendi. Ancak bu rapor yerine getirilmedi. Yine birçok ağır hasta mapusta tek taraflı, siyasi, tıp etiğine aykırı kararlar veren adli tıp kurumu bile, siyasileşen adli tıp kurumu bile Kuday'ın sağlık koşullarına karşı 30 Ekim 2023 tarihinde yaşamını tek başına idare ettiremez raporu verdi. Tüm bu süreçlerle geçerken gün geçtikçe sağlığı daha da zorlaşan, 40 kilonun altına düşen, nefes almakta, konuşmakta zorlanan, en son görüşmeye bile sedye ile çıkmak zorunda kalan, bu koşullara rağmen tedavi sürecinde sedye ile bağlanan Kuday'ın ölümü gün be gün izlendi, ölümü beklendi. Son zamanlarda kendisinin sıklıkla ifade ettiği ailesi ve çocuklarıyla son zamanlarında ki süreci beraber geçirme isteği bile duyulmadı, yerine getirilmedi. Kuday'ın tek başına yaşamını idare ettiremeyeceği sağlık raporlarıyla sabit olmasına rağmen infaz ertelemesi yapılmadı. Cumhurbaşkanlığa af başvurusu bekletildi. Çünkü Kuday Sayın Abdullah Öcalan için Kaytan, Gurbam, Boltan için devamında verilen ve açıkça düşman hukukunun bir göstergesi olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Bu nedenle tahliye edilmedi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını düzenleme, değişiklik yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 10 yıldır bekletmesi bu cinayetin sebeplerinden biridir. Uluslararası hukuka ve ahim kararına uymayan Türkiye yargısı da bu ölümün, bu katliamın bir failidir. Yıllardır Kuday'ın infaz ertelemesi için avukatlarının, ailesi dışında bizlerin yaptığı yüzlerce başvurumuzu sessizlik veya zulmün savunusuyla cevap veren Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, bu çatı altındaki bizlerin de üyesi olduğu Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun hasta mapuslara dönük düşman hukukunu sürdürmesi, insan hakları hukukuna devam kararını alması, bugünkü bu ölümün ve cezaevlerindeki ağır mapusların karşı karşıya kalmış olduğu hak ihlalleri tablosunun müsebbibidir. Yaşanan ve yaşatılan insan hakkı ihlallerini tespit etmek, ihlallerin gündemleşmesini sağlamak, gerekli kanuni düzenlemeleri önermek gibi yasal, mevzuattan kaynaklı hukuki, insani ve siyasi sorumluluğu bulunan Meclis İnsan Hakları Komisyonu görevlerini yerine getirmeyip aksine bu koşulları savundukları için bu cinayetin müşterek failidir. Tüm toplumun gözleri önünde işlenen, zamana yayılan bu cinayetin failleri sessizlikleriyle Kuday başta olmak üzere diğer hasta mapuslara uygulanan işkenceyi yerleşik, rutin bir hak hukuk tanımaz hale getiren Adalet Bakanlığı başta olmak üzere AKP ve MHP iktidarın kendisidir. Bugün binlerce ağırlaşmış müebbet hapis cezası yükümlüsü mapus Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde. Umut hakkı tanımaksızın ölünceye kadar hapishanede kalmalarını, zamana yayılan ölüme terk etmelerini kabul etmiyoruz. Hukuk, insan hakları, düşman hukukunun temelinde yürüyen hukuksal mevzuatın sebebinin Kürt sorunundaki çözümsüzlük ve barış ve çözüm taleplerine karşı uygulana gelen çözümsüzlük ve savaş politikası olduğunun farkındayız. Bugün cezaevlerinde Kuday'ın ölüm haberi hepimizi ne kadar üste öfkelendirse de Özge Özbek, Fevzi Arslan,
Hatice Yıldız, Soydan Akay, Mehmet Emin Çam, Mustafa Karatepe, Dicle Bozan ve ismini sayamadığımız yüzlerce mahpus aynı koşullarda, benzer süreçlerde tedavi olmayı, tahliye olmayı ve özgürlüklerine kavuşmayı bekliyor. Hasta mahpuslar başta olmak üzere tüm siyasi mahpusların özgürlüğü için bizler DEM Parti olarak, bizler İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu olarak, bizler bu ülkede gerçek anlamda hukuk, adalet ve insan haklarının yerleşmesi konusunda mücadele edenler olarak zamana yayılan bu işkence ve ölüm siyasetine karşı bu cinayetlerin hesabını sormaya, gerçek anlamda hukuk, adalet, eşitlik ve ayrımcısız bir sistem yerleşinceye kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.